Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu unregelmäßige Verben. Bu ne demek acaba? Hatırlayacak olursanız arkadaşlar, önceki dersimizde regelmäßige Verben görmüştük. Bu düzenli fiil demekti. Ancak bu dersimizde unregelmäßige Verben, yani düzensiz olan fiilleri görüyor olacağız. Hazırsanız dersimiz başlasın. Arkadaşlar, düzensiz fiiller dendiğinde şöyle bir durum söz konusu. Burada eylemin içerisinde bulunan vokaller, yani vokallerden kasıt ne? A, E, I, O, U gibi sesli olan bu harfler değişime uğrayabiliyor. Burada essen eylemine baktığımızda essen yemek yemek demek arkadaşlar. Buraya bir ünlem işareti koymamın sebebi unregelmäßig olmasından dolayı, anlaşılır olması için ben ders notlarımda mutlaka böyle işaretlemeler yapıyorum. Bu sebepten sizin de böyle işaretleme yapmanızı tavsiye ederim. Şimdi şöyle ki, burada essen yemek yemek demek. Hatırlayacak olursanız önceki derste düzenli olan fiillerde ne yapıyorduk? Düzenli bir şekilde çekimliyorduk, öyle değil mi? Burada da gene aynı şekilde düzenli bir şekilde bir çekim var. Ancak harf düşmesi var. Şöyle ki, bakın, ich esse denildiğinde burada düzenli bir şekilde çekimlenmiş ich esse. Ancak du'ya baktığımızda, bakın, st geliyordu, değil mi? Düzenli olan fiilde. Burada da gene aynı şekilde geliyor. Ancak buradaki e kendini i'ye bırakmış. Demek ki E yerine ne yapmış oluyorum? İ. Dolayısıyla sen yiyorsun derken, sen yemek yiyorsun derken du isst demiş oluyoruz. Ben yemek yiyorum derken demek ki ich esse demiş oluyoruz. Yeri gelmişken dilerseniz bunlara da bir bakalım. Önceki dersi görmüştük ama gene bir hatırlayalım isterseniz. Ich neydi? Ben demekti. Du, sen. Er, sie, is. Evet, er. Ne demiştik ea için? Erkeklerde kullanılıyor demiştik. Onu buraya yazmadım ama şöyle bir hatırlatıcı olması anlamında. Ea'dan kasıt deman olabilir arkadaşlar. Ya da herhangi bir eril kişi, değil mi? Der Junge, erkek çocuğu gibi. Der Lehrer, öğretmen gibi. Bunu çoğaltabiliriz. Ama ea'dan kasıt demek ki ne olmuş oluyor? Bir erkeği kastetmiş oluyorum. Bakın burada zi, burada evet dişi anlamına gelen zi değil mi? Zi'den kasıt ne olabilir? Şimdi benim aklıma kadın geldi. Dolayısıyla die Frau diyebiliriz. Burada es var. Es'ten kasıt ne olabilir acaba? Ne olabilir? Örnek verecek olursak, çocuk diyecek olursam das Kind. Demek ki ben burada arkadaşlar bir nevi adres göstermiş oluyorum. Yani er denildiğinde er, sie, es, o demek. Ancak er der Mann kastetmiş olabilirim. Sie die Frau kastetmiş olabileceğim. Die Frau olabilir. Es için de das Kind, yani çocuğu kastetmiş olabilirim. Demek ki bunlar arkadaşlar er, sie, es üçüncü tekil olarak baktığımızda bu da ne şekilde çekimleniyormuş? Ist olarak çekimleniyormuş. Demek ki du ve ezi is, yani ikinci tekil ve üçüncü tekilde ben ne yapıyormuşum arkadaşlar? Bakın buradaki e i'ye bırakıyor kendini. Dolayısıyla sen yemek yiyorsun derken du ist, o yemek yiyor derken ve kastettiğim buradaki örnekten yola çıkarak yola çıkacak olursak der Mann ise er ist, o yemek yiyor. Kadın yemek yiyor, die Frau, ya da sie ist, o yemek yiyor, ja da çocuğu kastetmişimdir, das Kind. Bunun yerine demek ki es diyebiliyorum. Dolayısıyla o da es ist şeklinde yorumlanmış oluyor. Wir, biz demek arkadaşlar. Wir, biz yemek yiyoruz diyecek olursak demek ki wir essen. Evet, wir essen dememiz gerekiyor. Ihr, ya da arkadaşlar karşımda bir grup insan varsa, iki ve daha fazla insan varsa biz bunu ihr ile nitelemiş oluyoruz. Dolayısıyla sizler yemek yiyorsunuz dediğimizde ihr esst şeklinde ne oluyormuş? Çekimlenmiş oluyor. Burada iki tane z var. İlki z, ilk harf büyük başlamış. Neden?
zi bu nezaket ya da saygı formu olduğu için. Yani saygı formundan kasıt ne olabilir arkadaşlar? Örnek verecek olursak yeni tanıştığım birisi olabilir. Benden rütbece büyük birisi olabilir. Benim amirim olabilir. Müdürüm olabilir. Gibi değil mi? Bunu çoğaltabiliriz. Bunu demek ki zi şeklinde ifade ediyorum. Ya da üçüncü çoğul zi ne olmuş oluyor arkadaşlar? Onlar. Demek ki bu da essen ile ne olmuş oluyor? Çekimlenmiş oluyor. Dilerseniz şöyle bir toparlayalım burayı arkadaşlar. Ich esse ile neyi kastetmiş oluyorum? Ben yemek yiyorum anlamında değil mi? Du içinde ne diyeceğiz? Sen yemek yiyorsun derken buraya dikkat ediyoruz. Du isst. Demek ki e ne oluyormuş? İ'ye dönüşmüş oluyor. Burası çok önemli arkadaşlar. Du isst. Demek ki sen yemek yiyorsun demiş oluyoruz. Er, sie, is. Değil mi? Bu da gene o anlamına geliyor arkadaşlar. Er ist, sie ist, is, ist. Demek ki burada da arkadaşlar e vokali neye dönüşmüş? İ'ye dönüşmüş. Wir için arkadaşlar biz yemek yiyoruz diyecek olursak demek ki wir essen demiş oluyoruz. İ'ye az önce söylemiş olduğum gibi karşımda iki ve daha fazla insan varsa sizler, o muhatabım mutlaka karşımda olmalı bu arada. Ne diyorum? Sizler yemek yiyorsunuz. Dolayısıyla ihr esst demiş oluyoruz. Nezaket formu ya da diğer anlamıyla saygı formu diyorum ben anlaşılır olması için. Ne yapıyormuşuz? Sie essen ya da onlar yemek yiyorlar derken sie essen demiş oluyoruz arkadaşlar. Fark ettiyseniz burada kırmızıyla yazmış olduğum ne var? Du isst ve er, sie, es, ist. Demek ki ne anlamalıyız arkadaşlar? Düzensiz olan fiillerde ikinci tekil ve üçüncü tekilde harf değişimi oluyormuş. Bu kadar kolay. Demek ki ikinci tekil ve üçüncü tekilin haricinde çekimlemeler tıpkı düzenli fiillerde olduğu gibi çekimleniyormuş. Nereye dikkat edecekmişim? İkinci tekil olan du'ya ve üçüncü tekil olan er ya da sie ya da es'e. Bu kadar kolay arkadaşlar. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı eine Pizza ile okuyalım, anlamlandıralım. Hazırsanız doğru telaffuzla bu öğrenmiş olduklarımızı tekrarlayalım arkadaşlar. Ich esse eine Pizza. Ich esse eine Pizza. Du isst eine Pizza. Du isst eine Pizza. Er isst eine Pizza. Sie isst eine Pizza. Es ist eine Pizza. Wir essen eine Pizza. Wir essen eine Pizza. Ihr esst eine Pizza. Ihr esst eine Pizza. Sie essen eine Pizza. Sie essen eine Pizza. Sıradaki düzensiz fiilimize bakalım şimdi arkadaşlar. Lesen, lesen okumak demek arkadaşlar. Ben okuyorum diyecek olursam demek ki ich lese demiş oluyoruz. Ancak du'ya baktığımızda bakın ne olmuş? E, i, e'ye dönüşmüş. Demek ki burada du liest diyecek olursak ne yapıyormuşuz arkadaşlar? E'nin yerine i, e getirmiş oluyoruz. Dolayısıyla sen okuyorsun dediğimizde du liest demiş oluyoruz. Peki er, sie, es'te durum nedir? Er, sie, es'te ne demiştik arkadaşlar? İkinci ve üçüncü tekilde dönüşümler oluyor demiştik. Öyle değil mi? Bakın burada da gene aynı şekilde e ne olmuş? I, e'ye dönüşmüş ya da eklenmiş diyelim. Araya bir i harfi eklenmiş. Dolayısıyla ne oluyor? I ve e'yi bir arada gördüğümüzde bu şekilde yazıldığında i'yi çok hafif uzatıyoruz ve diyoruz ki er liest. Değil mi? Er liest demiyorum da ne diyorum? Er liest demiş oluyorum. Sie için de keza öyle. Dolayısıyla sie liest, er liest, es liest demiş oluyoruz. Ve demek ki üçüncü tekilde bu şekilde çekimlenmiş oluyor. Bundan sonrakiler gene aynı şekilde, düzenli şekilde çekimlenmiş oluyor ki wir lesen, biz okuyoruz demiş oluyoruz arkadaşlar. Ihr, iki ve daha fazla insan varsa ihr liest demiş oluyoruz. Öyle değil mi? Nezaket ya da saygı formu dediğim sie için
ya da onlar, bu da gene Z olmuş oluyor. Ne şekilde çekimleniyormuş? Lazen şeklinde çekimleniyormuş. Hazır yeri gelmişken arkadaşlar, şunu da hatırlatmakta fayda var. Düzenli fiillerde hatırlatmıştım ama izlemeyen arkadaşlar için hatırlatmış olalım. Şöyle ki 3 tane Z var. Aradaki farkı şöyle bir inceleyelim. Z için demek ki burada kimi kastettim bu örneğe göre? Die Frau, kadın örneğini kastetmiş oluyorum. Ancak buraya baktığımızda ise Z, yani ilk harf büyük yazıldıysa eğer, nezaket formu değil mi? Karşımda yeni tanıştığım birisi diyelim. Ne olmuş oluyor? Z olarak yazmış oluyorum. Değil mi? Söylemiş oluyorum. Ancak bunun çekimi nasıl oluyor? Mastarda kalmış oluyor ki onlar için de üçüncü çoğul Z. Bu da gene mastarda kalmış oluyor. Değil mi? Şunu sorabilirsiniz kendi kendinize. Biz buradaki farkı nasıl anlarız? Z'den acaba saygı olan Z'yi mi kastediliyor? Yoksa onlar mı kastediliyor? Mutlaka bir önceki cümleye bakmamız lazım. Ne anlatılıyor ona bakmamız lazım arkadaşlar. Burada bir de ein Buch var. Evet, ein Buch, das Buch neydi arkadaşlar? Kitap demekti. Ben de kitap okumayı çok seven birisi olaraktan kesinlikle size kitap okumayı tavsiye ediyorum. Ben demek ki kitap okuyorum diyecek olursam ne diyeceğim? Ich lese ein Buch diyeceğim. Dilerseniz hep beraber söyleyelim arkadaşlar. Ich lese ein Buch. Ich lese ein Buch. Du liest ein Buch. Du liest ein Buch. Er liest ein Buch. Sie liest ein Buch. Es liest ein Buch. Wir lesen ein Buch. Wir lesen ein Buch. Ihr lest ein Buch. Ihr lest ein Buch. Sie lesen ein Buch. Sie lesen ein Buch. Bir dersimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu dersimizde unregelmäßige Verben, yani düzensiz fiillerin ikisini görmüş olduk. Bu konu burada bitmiş değil arkadaşlar. Sonraki derslerimizde bu yapılarla beraber başka yapıları da görüyor olacağız. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Tschüss.